Sebep sonuçta AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'la konuşuyoruz. Bülent Bey helalleşme için Kemal Bey diyor ki ben gideceğim herkes de toplumun her kesimiyle yan yana geleceğim diye. Kolektif hafızamızdan bu açıklamalar silinmiş midir? Yani böceklerden bahseder gibi konuşuluyor dikkat yani şunu söylemek onlar, istedim. Onlar, onlar. Ben Cumhurbaşkanımızla 20 yıldan beri AK Parti çatısında yol yürümeye çalışıyorum. Allah hamdolsun gurur duymaktan başka bir işimiz olmadı. Şimdi şöyle bir genel başkan onu düşünün. Her günün farklı söylemler, rüzgara, konjonktüre uygun hareket etmeler, anlık çıkışlar, temeli olmayan iddialar. Yani Allah CHP'lere sabır versin diye düşünüyorum. Atatürk'ün kurduğu partinin, çok köklü bir partinin geldiği yerin bu kadar savrulması, bu kadar amiyane bir söylenme, sığ söylenme yürümesi öncelikle bizim değil, CHP'lerin sorunu. Bu CHP, bu CHP değil. Yani Atatürk'ün kurduğu adının CHP olan partiyle bugünkü Kemal Bey'in kullandığı, değerlendirdiği, başkan olduğu, operasyona genel başkan olduğu CHP bambaşka partiler. Yani ne altı oku ok, ne söylemi söylem, çok vahim iddialar bunlar. Bakınız Helalleşmeden birkaç hafta önce hesaplaşacağız demişti. Bugün helalleşeceğiz diyor. Ajansların anlık sufeleriyle karar alan bir tarz. insan bir iddiası olur. O iddiayı kavga eder, direktir, söyler, polemik yapar bu kıymetli olur. Hı hı. Ama siz bir hafta çıkacaksınız topluma, çiftçisinden öğretmenine kadar. Herkes hakaret edeceksiniz, tehdit edeceksiniz. Sonra hesap, hesaplaşacağız diyeceksiniz. Bir hafta geçecek ve diyeceksiniz ki helalleşelim. Bunun tek bir temeli varsa söyleyeyim. Sayın Temel Karamanlıoğlu, Cumhurbaşkanımıza bir yemek yedi. Evet. Bu panikle acaba Temel Bey AK Parti'ye mi gidiyor, ittifaka mı gidiyor kavgasıyla oturdu CHP'nin ajansları. Dediler ki Temel Karamoğluoğlu'na bir can simidi atalım. Bir söylem atalım da oraya uzaklaşmasın dediler. Sebep bu mudur? Bu değil, düşünüyorum. Için. Çünkü akıl işi değil. Bir hafta önce hesap soracağım diyorsunuz. Hafta helalleşem diyorsunuz. Ayrıca heleleşme kavramı, ben imamet mezunu bir adamım. Çok kıymetli bir kavramdır. Heleleşme ölmeden önce insanların bir gelip ...ahirete hesap bırakmaması için çok kıymetli bir adımdır. Hı -hı. Şimdi siz benim burada bugün misafir ediyorsunuz. İyi misafir etmezsiniz, helalleşirsiniz benimle. Bense iyi konukluk yapmam, ben size helallik dilerim. Bu iki tane denk insanın, yakın Hı -hı. insanın bir fiili ortaklığından sonraki adımdır. Ama mazlumla zalimin helalleşmesi olabilir mi? Örnek veriyorum. Başörtü kızları ikna odasına koymuş. O ikna odaları mucidini CHP Genel Başkan Yardımcısı yapmışsınız. İki başörtünün kavgası değil ki bu. İki, siyasetin kavgası değil ki bu. Sen de yetki var, ikna odasını kurmuşsun rektör sıfatıyla. İnsanlara zulmetmişsin, okulunu atmışsın, polis atmışsın. Yıllar geçmiş, özür yok, af yok, hesap yok. Diyorsunuz ki helalleşelim. Bir daha söylüyorum, sizle ben helalleşebiliriz. İkna odası, iki tane kız, evladımız helalleşebilir. İki doktor helalleşebilir. Ama yetkisi olan bir insanı zulmetmesinden sonra helalleşmesi talebi çok havada bir ifade. Kaldık ölenlerimiz var. Medine Bircan. Başörtüsü var diye hastaneye alınmadı bu insan. Hatırlayacaksınız. O korkunç, korkunç fotoğraf. Korkunç fotoğraf. Yaşlı piruklu. bir insan. Şimdi bu insanı nasıl ele edeceksiniz? Bu tarafın geçtim. Bir sürü insan o günlerde zulüm gördü vesaire hepsini geçtim. CHP'nin kent tabanında Nazım Hikmeti ile Sebahattin Ali'si ile nasıl hesaplaşacaksınız? Ölenlere var. Hala Sebahattin Ali'yi bugün öldürdüğünü düşünüyor gençler. Kürk Mantolu Modon'la okuyorlar. Tek parti döneminde öldürüldüklerinden haberi bile yok. Muhtemelen AK Parti öldürdü falan diye düşünüyorlar. Allah akıl fikri versin diyeceğim. Veya şöyle söyleyeyim. 11 seçim kaybeden bir genel başkanın öncelikle kendi tabandan helalleşmesi gerekmez mi bize geleceğe kadar? Ya da operasyonla koltuğunu gasp ettiği bir genel başkan mı var? Biliyorsunuz Baykal yanına gittiğinde asla genel başkan olmayacağım demişti. Evet. Sabahında genel başkan oldu. Bir operasyon var, bir iddia var ortada. Bu açıdan bakıldığında önce CHP'lilerle hesaplaşması gerekmez mi? Ya da Atatürk diyemeyen il başkanları atadılar. Atatürk'ün partisine Atatürk demekten çekinen insanları başkan yaptılar. Atatürk'ün kendisiyle, sevenleriyle, tabanıyla uzlaşması, helalleşmesi gerekmez mi? Nereden başlayacağımız belli değil. Bu helalleşme sadece parçaların göz kırpmadır, bir cansemididir. Hiçbir temeli olmayan, karşı olmayan bir adımdır. Kaldık şu bir haftadan beri bakın diğer açıklamalarına CHP'li yetkililerin. Birisi iktidar olunca bu iş yapacağız diyor. Birisi hemen yapacağız diyor. Birisi bu hukuki bir söylem diyor. Kim ne dedi belli değil. Ama Temel Karamollaoğlu'nun yakınlaşmasından korktukları başka için. bir şey değil. Peki Cumhurbaşkanı davalarını geri çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na açtığı davaları. Bunu e, parti içinde konuştunuz mu? Nasıl bir süreç işledi? Cumhurbaşkanımızın zaman zaman bu tarz yaklaşımları oldu. Evet. Tüm Türkiye'ye, Türkiye ittifakı Türkiye yaklaşımıyla her kesime el uzatan, onlarla günü bana kuvvetlendiren bir adım oldu. Bunu somut adımlardan bir tanesi bekliyor olarak değerlendirebilir. 15 Temmuz sonrası biliyorsunuz, tüm darbe girişiminden sonra tüm davaların geri çekmişsin. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuyu iyi değerlendirmek yerine, nezakettir, bir insan bir çiçek verdiğinde, bir hürmet ettiğinde, bir tebessüm ettiğinde, bunun karşılığı benzer olması lazımken, dün bir Twitter açıklaması yaptı Sen biliyorsunuz. Sen kimsin istemiyorum dedi. Sen kimsin tarzı, tam bir sokak ağzıyla, tam bir Kemal Bey e yakışan tarzla açıklama yaptı. Sayın bir yerinde olsam o davalar tekrar ben canlandırırım, tekrar davalar açarım. Çünkü helalleşmek de, karşılıklı muhabbet de iki anlayan insan arasında olması lazım. Ne demek ya? Ben davamı çekeceğim, sen bunu ya teşekkürle karşılaman gerekir, ya görmemen en kötü zaman gerekir, hakarete cevap vereceksiniz. Bu helalleşme konusu gelmişken şunu da söylemek isterim. Kemal Bey'in helalleşe ilk insan, bu konuda samimi ise Sayın Erdoğan olması lazım. Klozeti altın demesinden başlayın da, ailesine hakarete kadar yapmadığı kalmadı. İftira, hakaret, tehdit, küfür dahil. Eğer Sayın Erdoğan'la helalleşmeyecekse Bunun hiçbir helalleşme iddiasının karşı olmaz diye düşünüyorum. Peki Meral Akşener'e bir bakalım. Halk TV'de Akşener'le bir röportaj yapılıyor. Sizin sözlerinizde de atıfta bulunarak Meral Akşener bir cevap veriyor. Onu bir dinleyelim sizin cevabınızda. Ben mevcut. araziydim izleyemedim bu arada. Çantayda programlardaydık. Bakalım. Hazırladı arkadaşlar. Bülent Turan helalleşmeyeceğiz önce hesap verin diyor. Hesaplaşma diyor. Hesaplaşacağız diyor. Bu tartışma bir amacına ulaşır mı? Valla ben e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun iyi niyetle e, bir e, bakış açısı getirmeye çalıştığını görüyorum. Durumu yumuşatmaya çalıştığını e, o, yumuşatmaya yönelik bir dil e, olarak gördüm ben e, Kemal Bey'in e, bu, bu tutumunu. Süreci yumuşatmaya dair bir tutum olarak görünüyor sizin tweetiniz üzerinden. Ama şöyle. Bir iddiada bulunmuşsanız, bunu grup bansında tüm kamuoyuna paylaşmışsanız, bunun devamında alt başlık olması lazım. Geçen hafta dedi. Bu haftaki Kemal Bey baktığımızda, CHP baktığımızda hiç de böyle bir yumuşama, hiç de Meral iddia ettiği gibi bir karşılıklı hukuk geliştirme iddiası yok. Hı -hı. Yani Meral Bey sanki Kemal Bey'in avukatı gibi onu izah etmeye çalışıyor belki iyi niyetli ama ortada böyle bir tablo yok. Helalleşme ifadesinden sonra hangi adım atıldığına bakın, şu bir haftadan beri, Kemal Bey baş olmak üzere bütün CHP yöneticilerin açıklamalarına bakın. Hiçbir herleşme gölgesi, tarzı, söylemi yumuşaması görmedik bile hiç kimse karşı. O yüzden ben bu konuşmanın sadece ajansın o anki bir söylemi önerisi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Devamını gelemeyeceğini düşünüyorum.